Simit yapımında ham maddesi olarak kullanılan un, susam, pekmezle birlikte birçok malzemeye zam gelmesi nedeniyle Eskişehir'de simide 25 kuruşluk zam yapılacağı belirtiliyor. Simitçiler 1 lira 50 kuruştan satılan simidin fiyatının 1 lira 75 kuruş olmasını bekliyor. Simitçilerin bağlı olduğu Lokantacılar Odası tarafından istek dilekçesi olarak fiyat tespit komisyonuna yapılan başvuru sonucunun olumlu çıkması halinde belirtilen zam Eylül ayında yapılacak. Eskişehir Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bilen önümüzdeki aydan itibaren uygulanması planlanan simit zammı ile ilgili konuştu. Simide en son 2018'de zam almış, 2018'den bu tarafa yılbaşında 50 kuruş talebinde bulunduk. Fiyat tespit komisyonu 25 kuruşla karar kıldı. Dolayısıyla Türkiye ortalamasında, Türkiye genelinde simit fiyatlarımız çok geride. Şu anda büyük şehirlerde simit fiyatları 2000 lira ve 1.75 civarında. Bizde hala 1.5 lira. Son günlerde gelen zamlar, mesela susamın çuvalı 450 liradan 550 liraya yükselmiş. Onun fiyatları 110 liradan 150 liraya gelmiş. Pekmezin tenekesi 270 liradan 320 liralara gelmiş. Odunun tonu 550 lira nakliye dahil içine koyarsak 650 lira civarında olmuş. Doğalgaz, elektrik fiyatlarını zaten biliyorsunuz, onlara söylememe gerek yok. Bunun üzerine pandemi maliyetleri de ayrıca bindiğinden dolayı 25 kuruş daha talepte bulunacağız. Bunu Fiyat Tespit Komisyonu'na dilekçelerimizi sunduk. Önümüzdeki günlerde 1.75 fiyatını kendilerinden talep ettik ve bunu bekliyoruz. Eylül ayında ilk toplantıda dilekçemizi dikkate alırlar ve bu fiyatı uygularlar diye düşünüyorum. Eskişehir'de simit üreten esnaf Selçuk Nadir, son zamanlarda diğer ürünlere gelen zamlar nedeniyle şu an yaptığı satışlardan bir kazanım elde edemediğini, adeta bedavaya kürek çektiğini belirtti. Susam maliyeti çok yüksek. Simidin içinde ekmek gibi değil yani. Şimdi mesela simitin hamuruyla ekmeğin hamuru bir değil. Ekmeğe giren su bazıyla simide giren su bazı aynı değil. Bunu bilmeyen çoğu kişi, işçilik maliyetleri biraz daha yüksek. Yani ekmekle kıyaslıyor ama insanlar, bu özel tüketim olduğu için, yani bu ekmekle kıyaslanacak bir ürün değil. Bir de şöyle bir şey var. Bizim Eskişehir'imizin simidi, yani Türkiye genelinde bilirsiniz ki meşhur bir simittir yani. Yani İstanbullu gelir, bizim simidimizi alır gider buradan. Eskişehir simidi iyi olur diye bizim simidimizi bilirler yani. Yani bu, şimdi bu kadar Türkiye'de bilinen bir simidin bu şeylerde kalması, fiyatlarda kalması da güncel değil yani. Şimdi İstanbul'daki adam 2 liraya satıyor. Biz burada çamurdan mı yapıyoruz? Aynı mal yapıyoruz. Çamurdan yapmıyoruz. Onun maliyetleri ve bizim maliyetleri. Aynı. Şimdi orası büyük şehir diyorlar ama bizim de bu mesela oranın potansiyeli de büyük. Bizim de potansiyelimiz kendimize göre yani. Öte yandan öğrenci kenti olarak bilinen Eskişehir'de simide gelecek olan zamma ilk tepki öğrencilerden geldi. Sabah kahvaltısını bir simitle yaparak derslere koşan öğrenciler belirtilen zammı yüksek bulduklarını belirtiyor. Eskişehir bir öğrenci kenti. Biz de öğrenciyiz ve 1,5 liradan 1.75'e çıkması fazla bence, yüksek bir bedel. Yani şu an her şeye zam geliyor. Bundan belki nemalanmak istemiş olabilirler. Belki yine onların kullandığı mallar da gerek susam, diğer pekmez vesaire, bunlara da zam geldiği için onlar da kendince haklı olabilir ama vatandaş olarak bir öğrenci kalkıp okula gittiğinde, belki işe gittiğinde, bir yere gittiğinde simit alıp gününü böyle ucuza kapatmayı çalışsa, bunu bile yapamayacak durumdaysa ne yiyecek o zaman bu öğrenci sabah kahvaltısında, düşündürüyor insanı gerçekten.